Selamünaleyküm, merhabalar sevgili arkadaşlar. İğne Oyası Tasarım 49 kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yepyeni bir tasarımla inşallah beraber olacağım. Dolu dolu bir model olacak. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. İplerimi tanıtmadan evvel arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz lütfen bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi iplerimi tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Zemin için yeşilimizi kullanacağız. Şuradan ipin numarasını sizlere göstermek istiyorum. 4303 numaralı yeşil ipimiz var. Arkadaşlar 1820 nolu lila, koyu bir lila rengimiz var. Efendim pembe rengimiz var. Bunun da numarası kaçmış? 8017 toz pembemiz var arkadaşlar. Bunu kullanacağız. Bu üç rengimizi bugün kullanacağız. Ben biraz alttan yeşilimi yaptım arkadaşlar. Şimdi devamı için sizlerle başlayacağım ve yapacağım inşallah. Arkadaşlar biraz yakından çekiyorum sizlerin de daha rahat görebilmesi için. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5. Burada tırnağımış takılmış. Evet, tırnağımda her neyse kopardım. Şimdi arkadaşlar burada 5 tane zürafa yapıyoruz. Çok yakın çekim olduğu için iri iri görünüyor ama bakmayın çok ufak, çok minik zürafalar bunlar. Bilginiz olsun. 5 tane zürafa yaptım arkadaşlar. Sonra 6. zürafamı yaptım. 6. zürafamdan tekrar geri döndüm. Şimdi motifim için hemen bir tane pırpır yapıyorum. Küçük. Çok küçük oldu bu. Biraz sökmem gerekiyor. Şöyle sökeceğim sıkışmadan. Evet. Arkadaşlar bu boyut bize yeterli. Bu boyutta bir tane pırpır yapıyoruz. Hemen yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Ve aşağı inerek sinek kanadımızı oluşturmuş oluyoruz. Evet. Bu boyutlarda bir sinek kanadımız olacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane bu boyutta pırpır yapacağız arkadaşlar. Pırpırımız sinek kanadımızın boyutu kadar olacak. Eşit bir şekilde. Şöyle biraz küçültmek istiyorum. Evet. Bu kadar yeterli. Aynı şekilde bir tane, o aynı boyutta bir tane pırpır daha yapacağız. Evet, boyutunu ayarlamak istiyorum. Çünkü çok önemli bu iki pırpırın arasındaki mesafe. Çok önemli benim için. Evet, aynı boyutta olması gerekiyor. İki tane pırpırımızı yaptıktan sonra tekrar bir tane küçük pırpır yapacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ve tekrar yukarı çıkıyoruz. Ve aşağı inerek sinek kanadımızı oluşturuyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, sinek kanadımı da yaptım. Şimdi hemen aşağı iniyorum. Buradaki zürafamı, siyah zürafamı batıyorum. Biraz geniş oldu, sıkmak istiyorum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar buradan 5 tane zürafamızı yapalım. Evet. Bu bir, birincisini yapmıştım pardon. Bu ikincisi olacak. 3 4 Bu da 5 5 tane yaptık. Şimdi 6.sını yapacağım arkadaşlar. Evet. 6.sını yaptıktan sonra hemen buradan geri dönüyorum arkadaşlar. Evet, bir tane küçük pırpır yapacağız. Küçük olmasını istiyorum. Evet. Yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Ve burada bir tane pırpır yapacağız. Evet. Şimdi tekrar aşağı iniyoruz. Evet.
ve tekrar yukarı çıkıyoruz ve pürpürümüzü yapacağız. Bu işlem 3 pürpür oluncaya kadar bu şekilde devam edecek. Evet, aşağı ineceğiz. Zaten bir tane yapacağım. Sadece sizin görmeniz için yaptım aslında. Tekrar yukarı çıkıyorum. Ve pürpürümü yapacağım şimdi. Tekrar aşağı iniyorum. Evet. Arkadaşlar burada gülümüzün etrafındaki süslemelerimi yaptım. Şimdi gülüme geçmek üzere ipimi değiştirip dönüyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet, bir tane iki tane gül yapacağız arkadaşlar. Bunu şimdi ipimi değiştirip dönüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi gülümü başlayacağım. Arkadaşlar şuradaki pürpürüme batıyorum ipimi. Evet, ipimi bağladım. İpimi fazlalık olan ipimi kopardım arkadaşlar. Şimdi diğer pürpürüme geçiyorum. Şöyle ayarlamak istiyorum tam net görebilmeniz için. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi tekrar biraz bana göre büyük oldu ama. Şimdi arkadaşlar aynı yaptığım zürafaya etrafına ipimi batıyorum. Yaparken şöyle aşağı doğru itiyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi buradan toplamda 9 tane pürpür yapacağım aynı boyutlarda. Şöyle bir ilk pürpürümü ayarlamak istiyorum. Evet. İlk pürpürümü ayarladım arkadaşlar. Şimdi 9 tane pürpür yapacağım. Bu ikiyi de hepsinin eşit olmasını istiyorum. Bu 4. Bu biraz büyük geldi. Evet. Bu 5. Evet arkadaşlar, ben 7 tane yaptım. Kameramda sürem bitmişti. Devam edeceğim şimdi tekrar. Şurada takılmamak için arkadaşlar ipimizi şöyle biraz sıkıyoruz. Şunu burada biraz takılıyoruz maalesef. Bu 8. Zaten son pürpürümüzü yapacağız şu an. Evet. Bu da 9 arkadaşlar. Evet. Onu da içeri almak istiyorum. Evet. Aldık. Evet arkadaşlar, şimdi ben burada 9 adet 3 6 9 9 adet pürpür yaptım. Şimdi şöyle dönüyorum ve buradan tek tek arkadaşlar tek tek pürpürlerimin içine batıyorum. Şöyle ilk pürpürümüzle yukarı çıktık. Böyle bu şekilde aynı boyutlarda zürafa yaparak pürpürlerden geçip zürafa yaparak, dikkat edin hepsi eşit olsun. Evet, son pürpürümüzü de alıyoruz. Evet.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi son pırpırımızı da aldık. Şimdi tekrar döneceğim arkadaşlar. Evet, dönüyoruz arkadaşlar. Şimdi şurada ilk zürafamıza batıyoruz arkadaşlar. Evet, buradan bir tane pırpır yapacağız. Evet, ilk pırpırımızı böyle küçük ufacık bir pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Ve yukarı çıkıyoruz. Evet, aynı yere batıp bir tane sinek kanadı oluşturuyoruz. Şimdi her aralık boşlukta, her boşluğumuzda bir tane ne yapıyoruz? Sinek kanadı yapıyoruz. Tekrar bir sonraki zürafamıza geçiyoruz. Evet, hemen burada da aynı işlemi yapıyoruz. Küçük bir tane pırpır. Ondan sonra yukarı çıkıp zürafamızı aşağı inerek tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar, ben her birini bu şekilde doldurup bittikten sonra döneceğim arkadaşlar. Zaman tasarrufu olsun diye. Evet arkadaşlar, şimdi ben bu üst kısmı bitirdim. Gördüğünüz gibi bundan da kenarındaki tomurcuğumuzdan da bir tane yaptım. Yalnız bu küçük geldi. Ben şimdi bunun yapımını size buradan göstermek istiyorum. Evet, öncelikle ipimi bağlamak istiyorum buraya. Evet. İpimizi bağlayalım. Arkadaşlar burada 3 tane pırpır yapacağız. Öncelikle o. Evet. Şöyle şunu birazcık böyle katlıyoruz arkadaşlar, engel olmaması için. Şimdi ikinci pırpırımızı yapacağız. Evet, ikinci pırpırımızı, üçüncü pırpırımızı yapıyoruz. Aynı boyutlarda olması çok önemli. Evet arkadaşlar, şimdi yukarı çıkacağız son pırpırımızla. Ve sondaki pırpırımızı, ilk pırpırımıza batıyoruz. Burada yeteri kadar dolgu yapabileceğimiz miktarda ipimizi bırakıyoruz. Ve tekrar geri dönüyoruz. Bir önceki pırpırımıza battığımız. Şöyle ayarlıyorum, fazlalık kalmasın. Şimdi dönüyorum. Evet, döndüm. Burada şöyle bunu tekrar arkaya almak istiyorum, engel olmasın diye. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada ipimizi iki defa sarıyoruz. İki ip kullanacağız burada. Ortalama 7-8 tane dolduracağız. Bu iki etti. 3 4 5 6 7. Evet, hatta 8'den sonra fazla olacak gibi görünüyor. Ben yine de tamamen doldurmak istiyorum. Bu da 9 oldu. Ve 10'uncusunda pırpırımıza batıyoruz. Unutmayın, pırpırımıza batırıyoruz ve bitirmiş oluyoruz. Evet. Şöyle pırpırımızı biraz bağımsız ortada bırakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar, ipimi kopardıktan sonra döneceğim. Evet arkadaşlar, bu son hali. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Evet. Gördüğünüz gibi iki tane farklı güller yaptım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Arkadaşlar, bugünkü videoyu akşam çektiğim için biraz mat görünüyor ama gündüz güzel olsaydı daha net ve daha parlak görünecekti. Ancak maalesef imkanlarım el verdiği bu saatte yapmak zorunda kaldım. Gördüğünüz gibi modelimizi de bitirdik. Gerçekten çok güzel bir model. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bir sonraki videoya kadar buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.